Şeylerimin komple ateş olması. Bunların hepsi çok tatlı şeyler yani. Sıra sende. O tünelin nerede biter bilmiyorum da bittiği yerde ben varım yani, haberin olsun. Şurayı düşünüyorum acaba ne olacak orası diye de bakalım. Zaget. Yakalayabilir miyim acaba onu tek turda? Bir bakayım da alalım ha. Yakalayabiliyorsam o orduyu da patlatayım, ondan sonra döneyim. Yakalayamıyorsam çünkü şeyden korkuyorum. Zıplayacak Mount Greyhege ya da Eşrece falan saldıracak diye korkuyorum. Yayının ismini değiştir bence. Ne diyeyim? Avalon bacıları yok. Ha, orada. Kaç tur? 3 tur. Bir de bataklık şeyi mi var? Attrition'ı mı var? Pezevengi avlamaya çalışalım ya. Bu da etrafımdan kaçmaya çalışırken şeyi kaybediyor bak. Bu alan var ya, bu alanın etrafından dönerek aşağı kaçacaktır muhtemelen. Snitch'in yaptığı gibi. O da oradan kaybedecek yine. Bence bu şekilde şey yapabiliriz. Greyhag'i geliştireyim. Greyhag yakınımda. Daha sonra savunma açısından rahat olur. Yukarıdan başkentine git. Nerede bunun tam olarak başkenti? Dur. Buralarda toprak mı var? Haunted Forest. Burası mı? Aynen. Buralarda başka gidecek yer yokmuş. Haunted Forest. Tamam. Eğer aşağı gittiyse öyle yapalım. Salalım bunu. Böyle Hızır idi, Yunus idi diye gidiyoruz. Nerede isyan çıkıyor? Yine mi aynı bölgede isyan çıkıyor? Yok artık. Oğlum nasıl bir şey var burada ya? Asayiş. Bok götürüyor asayişi. Basalım gidelim. Başkentin bölgesi nerede kalıyor? Bilen var mı burada? Başkenti sonuna kaçtı, evet biliyorum. Burada bir yerde mi başkenti herifin? Ben bu bölgede pek şey yapmadım çünkü. Melis bile oynarken o tarafa kadar çıkmadım. Shattered Cabin üstüne, sağ üst, tamam. Geri geliyor bak. Kalelerime şey olmadı, geri dönüyor. Oha. Zor. Zor ama deneyelim. Eyvallah, iyi geceler sana da. Aa, keşke yüzüğü buna verseydim. Gerçi kaybedebilirdi, savaşı kaybedince. Sence DLC ihtiyacı olan çok yavan kalmış bir ırk Norska, ama DLC'ye ihtiyacı yok bence. Sadece bir yenilenmeye ihtiyacı var. Kale kötü. Nereden saldıracaklarına göre değişir gerçi. Kullanabiliriz. Unlimited power. Unlimited power. Bir dakika, güzel bir şansımız var. Nerede ne var? Mızraklı mızraklı. Night Goblin mi? Night Goblin geçmiş olsun. Senin ağzını sıçtım şimdi. Şunu hedef alacağım. O tutturamıyormuş. Neyse. Oha, tek attı lan. Bir dakika, bu kadar güçlü müydü bu? Daha da mı güçlendirildi, ne oldu?
Ok yememize gerek yok. 103 saniyesi var. Herhalde tekrar atamam. Herhalde onu güçlendirdiler. Süresini arttırdılar diye düşünüyorum. Belki dediğim gibi yapmışlardır. Bu kadar uzun sürüyor muydu bilmiyorum. İki kere atabiliyordum diye hatırlıyorum. Ama tek de işi bitirmesi çok hoş. Daha anlamlı. Büyücü hatunumuz da var. Bunu mümkün olduğunca kullanırız. Büyü gücümüz var vesaire. Sen ne yaptın? Patlattık kuleyi içindekilerle beraber. Sura dayanmışa yapabiliyor muyum? Emin değilim yalnız. Zannetmiyorum yani öyle. Yapamıyorum yok. Sura da yıkamıyor olmam lazım ama. Aynen. Bunu şu binaya atıp geri attırsam daha mı iyi olur acaba? Lakin öyle kullanmayı deneyim. Asur Archmage. Gerçi biraz bloblansın da. En sevdiğim atlı tipi. Mızrağa saldır. Dayanın ulan dayanın. Topçu atışı geliyor bir de yetmiyor gibi. Mancınık. Haydi ulan şu şamanı döversin sen ya. Sen de var o taşak. Pezevenge bak kaçmaktan vazgeçiyor bir de. Sekmiyor ya duvardan. Kayboluyor gidiyor. Hah liderini kaçırttık. Güzel. Bu güzel. Bu güzel. Şuradan şeyin gelmesi hoş değil. Lan sizin merminiz mi bitti? Ah siktir. Kill
Oo. Hadi ulan liderleri ölse. Kaçma be. As you say. Azor, withdraw. Can I be praised? Archers. Draw back. Kırıldık. Denedik ama olmadı. Sekmiyordu. Sekmedi. Keşke bir iki skill olabilseydi. Hatun'un hani skill'lerle tamamlayabilirdik de yeni çıkarttığım için skillsiz başladı. Ok bittiği için sıçtık demiş. Şey de çok zarar vermiş bak. Mancınık 68 kill almış. Pezevenk sağ kanadındaki mızrakları mahvetti ya. Neyse alsın geri döner alırız. Zaten planımız bu değil miydi? Burayı bırakıp öyle devam edecektik. Eşini yok edeceğiz diye. Haunted Forest burası galiba. Aynen. Silver Spear'ı geliştir. Yani. Emin değilim. Kalsın şimdilik. Bir birlik daha olsaydı evet yetiyordu. O kılıçlı basıyordum ya. Onu işte bir tur erken bassaydım. O kılıçlı işi bitirebilirdi. Yakın dövüşçü olduğu için. Nasıl gidiyor ordular? Bak Shattered Cove'a kaçırdı içerideki orduydu. Herkes terk ediyor anasını satayım başkenti. Mevzuya bak. Skaven'lar aynen büyüyle iyi dövüyoruz Skaven'ları ya. Blob şeklinde geldiği için toplu alan büyüleri rüzgarlar bayağı bir iş yapıyor. Faction Destroy. Gerçi Mutinous Gits yok olmuş ama. Bir an dedim ulan hala ölüyor herifler şansa bak falan. Sonra Mutinous Gits olduğunu görünce tamam. Be ready for anything. Be ready for anything. Oha burada bir başka şehirde mi varmış? Laedrak başkenti. Ha. Eyv. Bu sırada ilginç bir şekilde hayaflerle ilişki kaybediyorsun bunu yaptıkça. Bence bayağı iyi deneyim falan veriyor ama hayaflerin hoşuna gitmiyor. Eltharion mu daha iyi, İmrik mi? Yani statlara bakmak lazım. İmrik'in zırhını çok beğendim ama Eltharion'un şeyleri, statları çok yüksek. İmrik'in o kadar kuvvetli değil gördüğüm kadarıyla statları. Kim bir geliştirici günlükleri çıkmaya başlamış daha hepsini okumam. Koh 2. Koh ne? Knights of Honor ha. Knights of Honor'ın birincisinde sevmediğim detaylar vardı. O yüzden ikincisine çok böyle mesafeli gidiyorum onu. İçinde PKK'lılar vardı o oyun. Ya %1 bonus veriyor. Şu an çok tercih edeceğim bir şey değil. Bonus değil bence. Zırhını ver. Ha, resmini atmıştım. Mafya Trilogy. Bilmiyorum. Doğru söyleyeyim bilmiyorum. Çünkü ben 2'yi oynamadım. 3'ü oynamadım. 1'i oynadım sadece. 1'i de çok severim. Daha önce de HD modla bayağı bir ilerlemiştik onda. 0'dan bilmiyorum.
Hala daha geliyorlar bunu. Sinek istilası. Şey, Matrix'in son filminde makinelere atış ediyorlar ya. Vur vur geliyor anasını satayım modu. Bu ne kıl bir şeysin sen. Chaos Stirs mi? Daha dur ya. Warrior Supreme, you may look upon me. Eşin orduları nerede acaba? Diğerlere gidiverdi ama. Silver Spear'ı geliştireceğimizde şurada asayişi bir toparlayalım ya. Asayiş hak getire, bir türlü toplayamıyorum. Raiding mi? Kim nereyi raidliyor lan? Olan şeyler, Skaven'lar. Senin kuş kapmıyor mu sinekleri? Benim kuş salonda oturuyor. Eyvallah Burak. Bence bir ordu artık yetmiyor. Vallahi paramızı gördüysen ikinci orduya hiç yetmez. War Thunder yayını yapacak mısın? Ya boşluk bulursam. Şu an o çok olası değil. Biraz daha böyle gidersin bu arada. Adana'da yine başlamışlar asfalta yumurta kırmaya. Yazın geldiğini nasıl anlarsın? Adana'da asfalta yumurta kırılmasından. Vallahi yağmalayarak alasım geliyor buraları ya. Prensin dönüşü. Ne oluyor lan? Konfederasyon kuruyormuşuz Kaledor'la. Kaledor neredeydi ki? 25 influence kaybediyoruz. Diplomasi anlamında bozuluyor. Bağımsızlık yapıyoruz. Influence kaybediyoruz. Influence kaybedebilirim aslında. Şu da iyi aslında. HF'lerle şey oluyor da. Bakalım. Ya şey diyor, şeyler sıkıntı yaratabilir diyor da, etkileri, şey etkisi, güç etkileri yüksek diyor falan filan. Kaledor'la o yüzden şey yaptık da, bir dakika. Kaledor ne tarafta abi? Ulfuan'da mı? Oh. Dalga geçiyorsun. Ya aç şey değil mi bu? Dark Elf değil mi? Nagarond. Cult of Pleasure aç. Ebesinin örekesindeyim. Çok da umurumda değil. Zaten ölüyoruz. Ekonomi sıçtı zaten. Para, asayiş hepsi sıçtı aynen. Ya keşke yapmasaymışım. Kaledor'un nerede olduğunu bilmiyordum ya. Çok şey yaptı beni şu an. Boka sardı. Globalden ünite üretebiliriz. Belki en büyük yararı olmuştur. 3000 verecek. Hoş değil. Bunun dönüşü bize ağır olacak. Çok gereksiz bir şey olarak dönecek hatta yani. Parasal anlamda. Ben hem buraya hem oraya nasıl bakayım ya? Shift F1 miydi? Şey attım, bookmark attım. Dur bakayım bir deneyeyim. Kontrol Shift 1 miydi yoksa hatırlamıyorum. Aynen. De. Yani buraya savaş açtım. İşgal edebilecek miyim ona da bakmam. Az bir şey gördüm de yaptım ama zor. Bu birliklerle o da zor. Life büyücüsü ne ya? En sevmediğim. Ay.
Life oynayanın kendine saygısı yoktur ya. Tamam, geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Göte girdi bir kere şemsiye. Immune to attrition. Sen lazım olacaksın ama boşver. Şimdi değil. Sil direkt orduyu. Silelim de oralar düşecek. Başkentte bile isyan çıktı. Fall back. Yememiz zor. A strong leader is needed. Herkes tek bir naz. Başkentimi kuşatıyor ama isyan var ya, isyan birikip vuracak bunu eğer isyandan önce saldırmasın. İsyandan önce saldırırsa daha kötü. Dur bakalım, bulacağız ona bir çözümü. Ejder prenslerinin en büyüğü diyor. Kardeşim bu ne özgüven ya. Anladık, Ankaydın da yani. Bence canı sıkılanı zaten Anka yapıyorlar mekanda. Çok da hani böyle şey yapmaya gerek yok. Taşaklı durmaya gerek yok. Can sıkılan Anka oluyor zaten. Lethal grace given for. You need me? Bence sen de siktir git. Ben buraya garnizon marnizon yapayım. Burası böyle kendi başına hayatta kalsın. Lan hiç beklemediğim yerden yedik. Gol iyi mi? Güzel de başladık. Güzel de gidiyordu. Ticaret de yapamıyorum başkentim orada olmadığı için. Hadi hayırlısı o zaman. Ne diyeyim? Aa, ejderha burada çıkmış. Onu orduya alalım mı ya? İkinci bir ejder. İyi geceler yavrum. Dın 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 dın. Töne bastığın yerin üstüne. O şey kılıç. Kılıcı almış. Çok adam kaybediyor ya ya. Bir de her şeyden kaybediyor. Boş değil. Oğlum. Oha. Geçen tur isyan vardı. Kestim, yeniden isyan çıktı. Nasıl isyan etmek? Biraz saygılı isyan edin. Pezevenklere bak. Ekonomi göçmez mi? Yok. Dragon Rider. Summary execution. They will. Şöyle göçmez. You may look upon me. Bir ejderhanın bakım ücreti 255. Yani şu an kaç tane alabiliyorum? 10 taneden az da. Yine de epey alabiliyoruz. Zırh artı 15 pardon. %15 değil, artı 15 veriyor. Bunu ver ya. Araştırmaya da %10 veriyor çünkü. İyi yani. Ve ekonomiyi bir kendine getirelim. Yavaştan. Ethelmar Chariot. Buralarda basılacak bir şey var mı? Hala orayı burayı yağmalıyor pezevenk. Utanmadan. Ben hala daha başkentin rahat tutacağını düşünüyorum. Umarım yanılmam. Buradan para kasıyoruz. Onu yıkmak da mantıklı değil. Şu fena değil. Asayiş. Asayiş daha çok işime gelir. Bundaki hayata karşı isyan.
Tamam, bir sonraki turda gider ejderi döveriz. Ejderi alır, öyle eşini yok ederiz. Anasını sattığımız sinekleri. Nereye konuşlandınız? Kaşınıp duruyorum. Sineç var, bekledikçe zarar. Sineç değil, yedi sülalesi gelse bir şey olmaz, ben sana diyeyim. T1'le beni alması mümkün değil. Rattling Gun falan basması lazım ki başkentini yok ettik zaten. Onda çok olası bir durumu yok bence şu an. Bence. Kalados Champion. Kalados Champion. Pride of Ulster. As the Dragon Prince, face me now, ancient one. Aa bak, bu seferki de alevli saldırı veriyor. %15 de hız veriyor. Hepsi farklı farklı. Daha alalım seni. Bakalım. Gel lan göt. Sizi savaşta bekliyor diyor. Ha bir de teleport mu yapacağım? 500 gold'um gidecek yine. Oha, bir dakika. Unique, yani eşine rastlanmayan bir item veriyor. %40 alev direnci. Bir büyü veriyor. Anka'nın Ember'ları, Ember ne demekse artık. Pasifte öfke veriyor. Şimdi ilk verdiği Anka ile alakalı olan ne veriyormuş? %25 ok hasarı, %30 da silah hasarı arttırıyor. Etrafına veya işte dosta, toprağa falan atıyorsunuz. 40 metrelik yarı çapı var. Yok, 40 metrelik çapı var. 19 saniye sürüyor. Hem büyülü hem alev mi atıyor yani? Öfke ne veriyormuş? Kendisi yaşıyor bunu, öfkeyi. Savaş içinde olması gerekiyor. İlk seviyede 45 saniye 8 liderlik. İkinci 45'te 8 liderlik, 11 fiziksel direnç. Üçüncü 45 saniyede ise 11 fiziksel direnç, 8 liderlik ve 5 yakın dövüş oluyor. Oha birader. Ama ebenin örekesi, o ne? Bu ne oğlum? Ben hani sadece ejderle falan savaşacağız da hani böyle şey olacak falan zannettim. Bu ne? Bunlar ağzıma sıçar benim. Yani ordunun yarısını benim şey yapmam lazım, okçu yapmam lazım, yiyemem onu. Pardon abi, rahatsız etmek istememiştik seni. Yani niye hemen böyle yükseldin ki? Biz aslında dostuz yani. Hepimiz kardeşiz. Aşırı OP olmuş sanki. Bok OP olmuş. Görüyorsun nasıl bir ordu koruyor onu. Alabiliyorsan. İçinde Hero Titan var, Arcane Phoenix var, Ejderha'nın kendisi var. Beyler hiç OP falan olmamış yani. Tuttu mu sıçar ağzına adamın. Tomb King ne alaka bilmiyorum. İçinde ne varsa var yani. Kolay değilmiş. Ama o ejderha herhalde normal ejderha gibi de değildir, onu da söyleyeyim. Burada birazdan bir isyan daha çıkacak. Çıksın, onu da vurup böyle ilerleyeyim. Burada buranın kuşatması durdu. Melus gözükmeye başladı. Eyvallah Melus. Maletof. Hiç sorma ya. Pig Barter mı patlıyor, niye? Kim kuşatıyor lan burayı? Melus mu saldırı açtı onlar acaba? Enteresan. O ejderha ordusunu yenmek için Doomstack okçuya ihtiyacım var. Ya da Sisters of Avalon direkt. Ya da en aşağı 15 tane falan okçu lazım. Çok dev var çünkü o orduda yani. Devleri yaklaşmadan tak 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 almak gerekir. Neyse, o savaş duruyor. Yani o savaşı bitirene kadar herhalde 13 turumuz olacak. 13 turda onu bitirebilir miyiz? Bence bitiremeyiz. Doğru söylemek gerekir.
Bitsin isyanınız. Nedir bu ya? Bu kavga ne diye? Nerede çıktı o isyan? Yukarıda mı? Yerlerde yine isyanlar vardı da ekstradan. Neyse. Yolumuza bakmaya devam. Büyücü ejdere biniyor. What the fuck var mıydı bu? Hatırlamıyorum da Ark Mage'ler gelmişti. Onlar belki binebiliyordur. Bu binebiliyor mu bilmiyorum. Aynen Melis'le savaşa girmiş. Melis de gitti Pig Barter'ı aldı. Tamam, eşini ortadan kaldırıyorum. O zaman şu plan. Eşini yok et. Çık yukarı kaleye geri al. Dön geri Melis'i yok et. İsyanlar ne olacak bilmiyorum. Benim büyücü. Belki özel bir şey vardır. Yani İmri'ye özeldir yani. XP büyücüğün binemediğimi bilmiyorum çünkü. On level, on numara isyandan devil kasıyor. Yok be. Oha, bir turda mı al? Ha yok, şey artmış. Melis'e savaş açarsam geriye dönmem çok olası değil. Geriye dönersem burada isyan çıkacak. Melis'e mi saldırsam acaba? Ne kadar zor alabilirler ki? Olaylara böyle pataküte girme gibi bir şeyim var. Ne kadar problem çıkartabilir yani Melis'in ordusu. Bir İmri'ye kafa tutabilir mi? O da 3 toprak bir şey yani. En nihayetinde. Bence fena değil. Aramızı yapalım şunlarla. Melis'i zor yok ederiz. Niye? Bence yok ederiz. Ha bir de toprağımı şey yapıyor. Yağmalıyor. Tamam yani. Farz oldu. Ver yansın, yapıştıracağım pezevengi. Utanmadan yağmalıyor toprağımı lan. Bir de onu şey yapacağız. Melis gel buraya, seni bir kazığa oturtayım. Melis'i öldürmenin şeyi ne acaba? Bu onu söyle. Bak onu bilmiyorum. Lordları yenmenin bonusları var. Şu daha sonra işime yarayacak. Kefenimizi giydik de geldik. Melis gel buraya. Aman bir türlü de şey yetmiyor ya. Alan. Ne kadar boktan topraklar birader. The Aesir are troubled. Orada isyan çıkıyor. Başka nerede isyan çıkıyor ki? Şurada mı isyan var? Evet. Çıksın. Üstü kaybedebiliriz. Sıkıntı değil. Kayyum atınız. Bu coğrafi sıkıcı bence değil bu sırada. İmrik çok keyifli geldi bana ya. Ama Kaledor'la bir daha hani şey olsa, aklımda olsa siksen almam Kaledor'u yani. Ya da alacaksam da direkt savaş açmayıp orduyu lav ederdim. Orada çok böyle bir acemi bir hareket yaptık ya. Savaş açtık. Başımıza bela alacak onlar. Burayı alacaklar bizden yani. Burayı korumaya para harcayamam, efor sarf edemem. Ha, isyanınız batsın. Melis Bey. Oha, zırh delme %30 artı 30 hasar veriyor zırh delici. Ne diyeceğimi bilemedim ben. Hebele hübele oğlum.
Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun be? Minasir'i verdi bana. Aa siktir, aşağıda mı çıktı isyan? Burada garnizonum var. Hemen bir büyücü. Hangisinin ilk büyüsü daha iyi acaba ya? Ben Heavens'ı çok seviyorum ama. Yap şu ablamız. Onlar toplansa ya, şurada bir turda bunları basarsan tamamdır. Burada isyan çıkmayacağını bilmek bir yandan güzel. Geliştirdiğim yerde çıkıyor en azından. Ritüel lazım, her yerde yozlaşma var demiş. Yok. Şu an lazım değil. Şu an Pig Barter'ı alıp bir rahatlatmam lazım onu. Ölüm mü? Yok ya. Heavens'ı severim. Eğer oradan canlı çıkarsa işime yarar o büyü. Büyücü. Kullanırım yani onu. Prince of Kalador. Prince of Kalador. Make haste, Asur. Kalador wakes. Oha birader, haritayı kaplasaydık. Gerçekten haritayı kaplayabilirdik yani. Tamam, anlık ejdere biniyordu. Bu kadar da bokunu çıkarmaya gerek var mıydı ya? Görsel olarak. Yok, gerek yok. Şu havalara bak, sanki ejderhası var demiş. Var oğlum. Ejderhaya biniyor artık. Dağlardan büyük vay ama. Bununla ultağına git gel yapıyordur. Taksi misali. Çok da sürmüyordur. Her yerde bir isyan. Başkent tutabilir mi onu? Bir seviye garnizon var. Biraz biz oynayalım değil mi? Haritayı görmekten sıkıldım. Şehirden büyük. Bakalım. Nasıl bir ejderhaymış. Minasir. Normal ejderden biraz büyük duruyor. Bilmiyorum, bana böyle geliyor. Evet arkadaşlar, normal ejderha Minasir'in yanında şey gibi duruyor. Çük gibi duruyor. Ejder lideri olmasından dolayı da düşmana şey atıyor. 150 metrelik alanda mı? Yok, 150 metre uzaktan atıyormuş. 24 defans, 40 saldırı kırıyor. Düşmandan. Ve yine kusabiliyor. Ejderha nefesi. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence baştan aşağı çok tatlı bir ırk olmuş. Ultuan 50'ne kadar 75'in sonunda. Havada görünmez adam. Evet. Aa siktir, ben yeni gördüm. Havada ve görünmez. Aa siktir ya. Çok iyiymiş. Spearman. Orion. Acknowledged. Acknowledged.
Havada ve görünmez olmak ya. Kendi askerlerimi de vuruyor. Biraz saptı yönünden. Kötü oldu. Oha, o nasıl bir sapma? Evimize gidiyor lan. Bunun böyle bir resmi var, hikaye videolarında kullanırım. Ejderhasının üzerindeyken şeyi çalar. Borusunu çalar. Çok sevdiğim bir resmi. Dragon Prince'leri unuttum. Neyse, bitir. Sen o büyüyü düşmana attığına emin misin? Daha çok senin oradan içinden geçti gitti demiş. Miscast mevzusu var. Şimdi iki tane büyüde mevzu var. Bir tane normal büyü kullanımı. Bir tane overcast. Bir tane de miscast var. Miscast hedeften sapmasına sebep oluyor. Nasıl anlatayım? Kuzeydoğu'ya atıyordum. Güneydoğu'ya gitti mesela büyü. Bir kavis çizerek döndü. O miscast oluyor. Overcast'te çiftli atıyorsun. Onda şey şansı yüksek. Sapma. Sapma şansını kıran işte bazı yetenekler falan var. Onları açıyorsun ya da item'lar var. Onları açıyorsun, öyle şey yapıyor. Topluyorsun. Bu adamı sevdim ama ya. İşlere de biniyor yanındaki büyücü. Harbi sevdim bu elemanı ben. Biz bu prensi çok sevdik. Çok sempatik. Tamam. Oraları hallettik. Yukarıda bir isyan problemi var. O da hallolacak zaten. Çok uzun sürmez. Acaba Melis'le barış yapabilir miyim? Oha! Tyrion'dan daha güçlü gözüküyor mu? Bir dakika. Yoksa Tyrion'u konfederasyon? Say what? Say what? Ha dur, Melis'le konuşacaktım. Herifi unuttuk. Bayağı güçlüyüm ondan ama istemiyor. Biraz daha dayak yemek istiyorsun sen. Ben anladım seni. Ağzını yüzünü bir tokat yiyeceksin, öyle rahatlayacak. Valla İmrik'ten sonra Sigvald'ı mumla arar olduk demiş. Niye lan? Ha, egosu yüzünden mi diyorsun? Harbi çok egolu ya. Çok kibirli, çok egolu bir herif. İmrik'in ordusunun Karamanlı'nın yok etmesi yok mu? Karamanlı? O ne lan? Saat 12 mi oldu? Tamam, şu isyanlara bir koşalım. Ondan sonra bitirelim. Sonra ben unuturum çünkü isyan olduğunu falan. Make haste, Aso. Make haste, Aso. Ben sevdim İmri'yi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben İmri'yi sevdim. Çok güzel başlıyormuş ya. Biraz ön yargılıydım çünkü çok zor olduğunu falan, parası anlamda çok sıkıntı yaşadı. Gerçi Legendary oynuyor bile. Falan yazmışlardı. Ulan dedim, bu kadar zor muymuş bu falan. Ama evet, etrafı kötü, asayiş problemi var falan. Ama çok güçlü yani, büyülerle müyülerle çok güzel başlıyor.